Mutlu günler değerli izleyenler. Satır Başı programıyla karşınızdayız. Satır Başı'nda sizlerle biliyorsunuz ki hafta içi her gün saatler 17.30'u gösterdiğinde bizler gündemi konuşmaya, yorumlamaya, anlatmaya devam ediyoruz. Dünya gündemi, yurt gündemi, Bursa gündemini tartışıyoruz ve ekrana taşıyoruz. Bugün de önemli bir gün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Çok genç bir ekiple çalışıyoruz biz. Kamera arkasında ciddi bir genç, dinamik, fakülte mezunu, bu işin alaylısı olan bir ekibimiz var. Keza stüdyoda öyle. Ve bugün benim programımın konu başlığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olacak. Ve kamera önüne de sağdan gelen iki tane gazeteci abimiz diyoruz biz. Abilerimizi konuk aldık. Bugün konuşmak istiyoruz. Çünkü dünden bugüne gazeteciliği konuşmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Ve tabii ki yeni medya şu anda nereye gidiyor? Hepsini bugün bir kez daha, bir nebze daha olsa ekrana taşımaya çalışacağız efendim. Ben hemen takdim etmek istiyorum onları da. Bursa Hakimiyet Gazetesi köşe yazarı Namık Göz ve Sönmez Medya Spor Müdürü Süha Gürsoy. Hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadınız. Çünkü ikinizi de hafta sonu aradım ve kırmadan büyük bir gönüllükle bana hem teşekkür ederek hem de kabul ettiniz. Şimdi bugünün önemi ve tarihçesi de var aslında. Biraz tarihçesiyle başlayalım mı, ne dersiniz? Hatırlatalım. Çünkü her gün gündemi konuşuyoruz ve siz de gündemi yorumlayan ve anlatan gazeteciler olarak bugün bir de tarihini anlatmak da istiyoruz efendim. Evet. Nark Bey, siz de başlayın. Önce ona bir vurgu yapalım. Buyurun, söz sizde. Şimdi aslında bir de şuna bir vurgu yapalım öncelikle. Benim en çok son yıllarda takıldığım konulardan biri, bir gazetecilik günü, gazetecilik bayramı enflasyonu yaşanıyor. Ya Dünya Gazetecilik Günü, yok 10 Ocak, yok 24 Temmuz, 5 Ekim falan, çok oldukça çok sayıda gazetecilik günü var. Aslında Türkiye için temel iki gün var. Biri 10 Ocak, diğeri de 24 Temmuz. Nedir bunların önemi? 10 Ocak şu: 1961 Anayasası'nın hazırlanmasından sonra gazetecilerin özlük hakları ile ilgili düzenlemeler getirilmeye çalışıyor ve döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bülent Ecevit. Kimse bilmez aslında bunu. Bu 212 sayılı meşhur yasanın hazırlayıcısı. Daha sonra tabii bunlar gazetecilere getirilen bu özlük haklarına patronlar tarafından itiraz ediliyor. 9 patron olayı olarak geçiyor. Çok detaylı ve uzun bir hikayesi var. Ama netice itibariyle bu yasa geçmiş oluyor ve gazetecilerin istedikleri özlük hakları ile ilgili. Yani nedir bu özlük hakları? Maaşlarını erken almaktan, kendi rızalarıyla kurumdan ayrıldıkları zaman tazminat almasına, emeklilik haklarının daha kısa süreli, yani ağır iş koşulları olarak nitelendirilmesine kadar daha bir sürü, sözleşme imzalanmasından şeylere kadar içeren geniş kapsamlı. Fakat bunlar geçen yıllar içinde eriye eriye bir hale geldi. İsmi bile 1971 muhtırasından sonra bayramdı aslında. Çalışan Gazeteciler Bayramı, Çalışan Gazeteciler Günü'ne dönüştü. Bugün gazete örgütleri de şunu söylüyorlar: bu bizim için bayram değil aslında, yaz günü. Neticesi neden yaz günü? O da şundan kaynaklanıyor: gazetecilerin son yıllarda uğradığı hem mesleki erozyon hem de meslek hakları, özlük hakları ile ilgili, yani çalışma standartları ile ilgili kayıplar nedeniyle. Bugün Türkiye'de gazetecilik mesleğini icra edenlerin ancak 1/3'ü iş bulabiliyor. Ya 1/3'ü çalışıyor. 1/2 gazeteciler ise iş arıyor. Çalışan gazeteciler aslında bir nevi şanslı, ama şöyle şanslı, o da nasıl şanslı dersek, 4 yıllık fakülte mezunu bir gencecik insan asgari ücrette ya da hiç ücretsiz gelip çalışayım, yeter ki çalışayım hatta diyen insanlar var. Hatta bahsettiğiniz 212 yasayı, hakkını almadan çalışanlar çok. Ha, buna hakeza, bunun yanı sıra şöyle de bir garip bir şey var. Gazeteciler iş bulmakta, çalışacak yer bulmakta zorluk çekerken, Türkiye'nin dört bir yanından pıtırcak gibi iletişim fakülteleri kuruluyor. Bunlar da işsizlik ordusuna birer nefer yetiştiriyor. Ben bir açılışta bu kadar bir söyleyeyim, sonra detaylandırırız. Detaylandıracağız. Hemen Süha Bey'e geçelim şimdi. Özellikle bugün önemli, biz de bilerek sağdan gelen gazeteci dedik. Çünkü muhabirlik çok önemli. Bu işin temeli muhabirlik. Sizin için de keza böyle. Hem sağdasınız, hem masa başında, hem içeride. Çok kıymetli de bir iş yapıyorsunuz. Mesajlarınız ne olur, nasıl bir giriş yaparsınız? Şimdi şu gazetecilikte bir tane rütbe vardır. Ben her zaman onu söylerim arkadaşlarıma da. Gazetecilikte muhabirlik vardır. Yani muhabirsindir, kameramansan da muhabirsindir, işte mikrofonu tutarsan da muhabirsindir,
fotoğrafı çekersen de muhabirsindir. Bu söylemimden dolayı ben çok tepki aldım zamanında meslekteki genç arkadaşlardan ama benim titrimde şu anda Sönmez Medya spor müdürü yazıyor. Ama benim esas işim muhabirlik. Evet, temeli. Temeli bu. Yani her ne kadar son bir senede işte pandemi vesaire çok fazla sahada değiliz ama ben o antrenman, o ne bileyim bir çim kokusunu, o maç kokusunu özlüyorum. Mesela bana şunu sorsanız, maç izlemek mi daha keyifli yoksa antrenman izlemek mi? Bence antrenman izlemek maçtan çok daha keyifli. Çünkü antrenmanda her saniyesinde bir aksiyon var. Ve o futbol sahasının her anında, her karesinde, her noktasında bir aksiyon var. Maçta siz topu takip ediyorsunuz. İşte takımların dizilişlerini takip ediyorsunuz. Ya da şöyle diyelim, bir yönetim kurulu toplantısı, işte bir genel kurulu takip etmek. Bunlar çok önemlidir. Çok detay barındıran, içinde detayları barındıran haberlerdir. Son dönemde çok fazla gitmiyoruz ama bu gitmediğimiz, onları takip etmediğimiz anlamında çıkartmasın. Eskiye oranla teknolojinin bize sunduğu imkanları biraz daha fazla kullanıyoruz. Ama haberi koklamanız lazım. Haber neredeyse orada olmanız lazım. Eğer kendinize gazeteci diyorsanız. Evet. Tam da bu noktada aslında biraz daha dünyanın hızlanması ve dijitalin hayatlarımıza girmesiyle beraber tabii ki mesleklere de yansıyan bu hız noktası oldu maalesef ki. Şimdi Namık abiye de tam da o noktada o soruyu soracağım. Ajansların devreye girmesiyle birlikte aslında o gazeteciliğin dününden bugününe derken o ajansın çalışması, o mantığın ve servis, haberi servis yapmasına gelene kadar o kısma kadar ki gazetecilik için ne söylersiniz bize? Vallahi gazetecilik demin Suhan dediği şeyi özellikle altını çizmek gerekiyor. Gazeteci önce muhabirdir. Yani muhabirlik bu işin temeli. Hangi ünvanı, hangi rütbeyi alırsanız alın, siz temelde muhabirsiniz. Yani muhabirlik haber alan, haber veren, halkın anayasal hakkı olan, haber alma hakkını kullanmasını gazeteciler eliyle sağlanır diyor. Basın aracıyla sağlanır. Bu görevi de yürüten kişi muhabirdir. Niye? Suhan dediği gibi sahadadır. Haberi toplar, yazar, kendi izlenimini, kendi gözlemini ve olayın gerçeğini. Şimdi şu gazetecinin temel şeylerinden biri şudur. Haber tarafsız, yorum hürdür. Yani haberi tarafsız olarak verirsiniz ama yorumu ayrı bir gazeteciliğin işidir. Şimdi diğer şeye gelelim. Türkiye'de gazeteciliğin biraz önce söylediğim mesleki erozyonun en büyük nedenlerinden biri bu teknolojik gelişim ve buna bağlı olarak kurumlardaki yapılaşma. Şimdi bugün eskiden Bursa Hakimiyet olay gibi büyük medya kuruluşları, Bursa'nın iki temel medya kuruluşu en aşağı 15-20 tane muhabir çalışırdı. Her serviste yani en aşağı 5 tane muhabir olurdu. Yani spor servisinin muhabirleri, magazin servisinin muhabirleri, haber merkezinin muhabirleri, polis Çakılı, polis adliye muhabiri vardı. Çakılı polis muhabiri vardı. Çakılı hastane muhabiri vardı. Bunların hiçbiri yok artık. Şimdi iş biraz daha ekonomik olarak daha uygun hale getirmek, tasarruf tedbirleri dolayısıyla muhabirler yok. Bugün en şaşalı kuruma bakıyorsunuz, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar muhabir var, istihdam ediliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de şu, kamu kurumlarının, özellikle belediyelerin çok geniş ölçekli büyük basın kuruluşları, basın birimleri oluşturmaları. Bugün iddia ediyorum yani küçük ölçekli bir belediyenin bile basın bürosunda bir gazetenin haber merkezinden daha çok muhabir çalışıyor. Bu yanlış bir uygulama ve işi başka yerlere, mecralara gönderiyor. Yani bu gazeteciliğin temel ilkelerinden uzaklaştırıyor. Editörler var gazetelerin merkezlerinde. O basın bürolarından gelen haberler hafif bir redaksiyondan sonra sayfalara gönderiliyor. Bu gazetecilik değil. Bu editoryal çalışma. Aynen. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela bir belediye bülteni geçti. Belediyeden haber geldi. İşte belediyemiz şuraya asfalt döktü haberi. Öbür tarafa dökmediğini sen bilmiyorsun. Oraya doğru bakıyorsun. Sana geleni sayfana veriyorsun. Evet. Ama evet, arkaya çevirdiğinde yolun sadece o bölümünü yapmış. Geri kalanı yok. Ve hep o şekilde kalacak. Nerede kaldı şimdi gazetecilik? Gazetecilik işte dedim işte gözlem. Tamam, bu noktaya geliyoruz. Şey yapma. Öbür taraftan teknoloji. Biz şimdi
gazetecilerimin en büyük sorunlarından biri, yerel gazetelerin veya işte ana akım medya diyelim, sorunlarından biri gelirlerinin azaltılması. Bizim kuşak çok iyi bilir, Suha da bilir. Otomobil almaya karar verdiğinizde bir tane olay ve da bu hakimiyet alırdınız. Hafta sonu özellikle pazar günleri oradan bakardınız. Ev alacaksanız oradan bakardınız. İşte bir gazinoya kim gelecek, Bursa'yı kim ziyaret edecek, konserdi, şuydu, buydu. Bunların hepsini son 5 yıl içinde tükettik. Nedeni de şu. Amerika'nın devleri, daha doğrusu çok uluslu şirketler öyle bir organizasyonlar yaptılar ki sadece Türkiye için de geçerli değil. Ben bunu sık sık anlatırım. Geçtiğimiz günlerde, pandemi dönemi diyeyim daha doğrusu 2020 evet. yılında bir basın buluşmasına katıldım Zoom üzerinden. Boston'daki bir muhabirle benim görüşlerim aynı. O da diyor işte biz otomobil ilanlarını yayınlardık, şunları yayınlardık. Bunların hiçbiri yok. Yerel gazetelerin gelir elde edecekleri kaynaklar tükendi. Şimdi şu noktada bir öneride bulunuyorum ben. Belki izleyen parlamenterler vardır, söyleyeyim falan. Şimdi bu medya, daha doğrusu sosyal medya devleriyle ilgili Türkiye'de bir adım atıyor. Avrupa Birliği yaptı bunu, diğer ülkeler de yapıyor. Türkiye'de temsilcilik ve vergi ödeme zorunluluğu getiriliyor. Eğer Türkiye'de bunlara vergi mükellefi yapar, zorunlu hale getirirsek, reklamlarından, gelirlerinden pay devlete ödenmeye başlarsa, bu payların yerel medyada, sadece para olarak düşünmeyin yani, para ödemesinler. Yerel medyada iletişim fakültesi işsizlerin, gençlerin istihdamında kullanılsın. Sigorta primleri ödensin, vergileri ödensin. Şu anda çok küçük çaplı böyle bir eğitim faaliyeti yapılıyor. İşte İşkur destek veriyor veya KOSGEB destek veriyor. 3 ay, 5 ay çalışıyorlar. Teşvik ediliyor. Hayır, bu teşvik devamlı olacak. Yani bu insanların sen istihdam, iletişim fakültesini istihdam ediyorsan burada. Biz gazeteciler... de katılıyorduk zaten. Evet. Gidiyorduk. Evet, bu gazeteciler burada istihdam ediliyorsa, onlar kısa süreli işte. Tabii, en uzunu işte. 9 aydı. Ama siz bunun uzun vadeli bir dönüşümden bahsediyorsunuz. Evet, uzun vadeli. Ya bugün bakıyorsunuz gazetelerin, işte bizim şu televizyonun yayın maliyetleri oldukça yüksek fiyatlarda. Gazetenin kağıdından mürekkebine hepsi yurt dışından ithal ediliyor, matbaasının parçalarına kadar. Bunların hepsi döviz arttıkça artıyor. Tabii. Dolayısıyla evet. Yani bir yerel basının, gazetecilerin ayakta kalabilmesi için çok önemli, çok büyük dertlerimiz var. Formüllerin geliştirilmesi gerekiyor. Bunlara çözüm dediğiniz bulması. Gibi. Ve fakat dediğim de şu, biraz bağımsız gazeteciliğin desteklenmesi. Yani bağımsız gazetecilikten kastım şu, Suhan'ın demin o basın bülteniyle ilgili, tamam burayı yaptı da bu tarım yan tarafını asfalt yaptı mı? Nerede bunu sorgulayacak, araştıracak? Bağımsız, bu da neyle sağlanır? Bağımsız medya ancak bağımsız maddi ve ekonomik koşullara sahip gazete yapılarıyla. Evet, çok önemli aslında, bir manşet atmış oluyorsunuz buradan, bunu da söyleyeyim. Şimdi Suha Bey, size de şu soruyu soracağım. Şimdi dijitalleşme ve dönüşümden bahsederken bir de tabii bizim medyalarda kullandığımız araçlar da değişebiliyor. Evet. Şimdi mesela siz bunu daha çok yapıyorsunuz sporla alakalı olarak. Yani tek kamerayla siz kameraman da oluyorsunuz orada. Bir maça gittiğinizde telefonla bir bağlantı da yapabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde de portatif çalışan, aslında o tek muhabir mantığını şu anda spor içerisinde biz görüyoruz. Aslında her yerde görüyoruz. Dünyanın her yerinde bu böyle. Çok rahat bir Skype bağlantısıyla dünyanın her yerinden artık bağlanabiliyoruz. Tabii. Bu da keza biz pandemide bunu çok sıklıkla da kullanmaya başladık. Şimdi hem spor gazeteciliği açısından da soralım, bu hızlanmayı nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz? Sizin de var mıdır bu yönde hikayeleriniz? Ya bende hikaye bitmez. Ben sabaha kadar nasıl konuşurum. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu hız aslında işinize de yoruyor mu? Bunu da soralım. Şimdi ben şöyle bir kuşağım. Hem o geçmişin hantal ama zevkli, meşakkatli kısmını yaşamış, bir taraftan da teknolojiye ayak uydurabilen kuşağım. O anlamda kendimi şanslı görüyorum. Yani biz bir... Sadece spor olarak bakmıyorum konuya, işte trafik kazasına da gidiyorduk, ne bileyim bir intihar vakasına da gidiyorduk, ne bileyim bir uzun sürekli yayınlarımız oluyordu. Kamplar, yurt dışı gezileri, yurt dışı kampları, işte yurt içi kampları, yani çeşitli çeşitli haberlere gidiyorduk. Haber göndermek o dönemde meşakkatliydi. Nasıl meşakkatliydi? Yurt dışındasınız, atıyorum İsviçre'de, Alpler'de bir dağda kamptasınız. Ne yapıyorsunuz? Önce kiralıyorsunuz bir araba. O arabayla
havaalanına geliyorsunuz. Havaalanında nur yüzlü bir teyze ya da nur yüzlü bir amca buluyorsunuz. O amcaya o kaset ve görüntüyü veriyorsunuz. Bursa'dan bir araba çıkıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidiyor. O şahsların telefonlarını alıyorsunuz. Bir kartona onların isimleri yazılıyor. Onlar karşılanıyor. Oradan o kaset işte ya da film makinesi neyse onlar Bursa'ya getiriliyor. Gazeteye anca böyle ulaşıyor. Heh. Tamam mı? Mesela Bursa'da yurt dışından yanılmıyorsam ilk canlı yayını ben yapmıştım. Romanya'daydı. Hacı'nın Türkiye'ye geldiği zaman. Mesela çok ciddi bir tecrübeydi bizim için. Ya da ne bileyim ilk yurt dışına dijital işte bir laptop aldık. Laptop dediğimde yani şöyle yükseklik falan bayağı büyük, kasa falan sağlam. Şu an desktop olarak kullanmazsınız yani. Onlarla görüntü, fotoğraf geçmeye çalıştık. Ha, bir başka bir şey söyleyeyim mesela. Anı diyeceksiniz. Hiç unutmam bunu ve bütün gittiğim konferans olsun, söyleşi olsun genç meslektaşlarıma da anlatırım. Kardemir Karabük maçı. Canlı yayın aracının olduğu, yayıncı kuruluşun canlı yayının aracının olduğu bir yerde stadı gören bir masa buldum. O masanın üzerine tripodu koydum. Cep telefonunu. Pardon, o zaman kamera kullanıyordum. Kamerayı kurdum. Kameranın karşısına geçtim. Yayın odasından abi konuşabilirsin komutu geldi. Ben konuşmaya başladım. Laptop'tan görüntüyü gönderiyoruz. Ondan sonra ben bütün her şeyi topladım. O sırada da iki tane polis memuru geldi yanıma. Sen ne yapıyorsun burada? Karanlık da bir yer. Ama açım çok güzel. Böyle direkt şeyi görüyorum. Sahayı görüyorum. O zaman da stadı böyle inşaat halindeydi. Bizim maçla ilgili yayını yaptım. Tezgahımı topladım, işlerimi gidiyorum. Dedi bu adamlar burada 80 kişi çalışıyorlardı. Onlar da canlı yayın yapıyor, sen de canlı yayın yapıyorsun. Şimdi bakış açısı çok önemli. Önemli olan şu, haberde yerinde misiniz? Haberi o an yayına verebiliyor musunuz? Birinci kural. Çünkü artık insanlar çok çabuk tüketiyorlar haberi. Yani bizim şu konuşmamız yarın gazetede bayat haber olarak girer. Çünkü niye? Sosyal medyada ben mesela paylaşımlarımı yaptım. Sosyal medyada şu anda işte biz artık 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi yeri giriyor, binler seyrediyor. Bunu nasıl sağlıyorsun? Teknolojiyle sağlıyorsun. Ha, geçmişi hiçbir zaman unutmuyoruz. Oradan edindiğimiz tecrübeleri hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama teknolojiye ve çağın yerine de bir şekilde gereklerini de yerine getiriyoruz. Ha, bunu ben kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Namık abi kullanıyor mu? Evet. Kullanıyor. Keza buradaki diğer arkadaşlarımız da o evet, şekilde. Evet, yani bu önemli çünkü bu hızı yakalamak. Namık Bey size de şunu soracağım. Şimdi özellikle dünyada da artık video çılgınlığı çok önemli. Yani çok ön plana çıkmış durumda. Evet biz görsel fotoğrafa alışmışken bunun devamında artık sosyal medya içerisinde videonun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Şimdi siz de bu noktada köşe yazarı olarak evet işin yazı kısmı çok önemli. Peki bu video ve yeni dediğimiz kuşak içerisindeki bu video algısı için ne söylersiniz? Yani medyada yeni medya içerisinde kullanılan bu materyallere nasıl bir bakış açısı getirirsiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, biraz reklamımızı yapalım. Bursahakimiyet.com.tr şu anda, yani şu anda ben de, siz de hazırlıyorsunuz. Bu yeni döneme biz de ayak uydurduk. Ve bizim de yani sesli makale diyeceğimiz yorumlarımız var, kısa süreli. İlk başta 8 dakikayla başladık ama nihayet 4 dakikaya, 5 dakikaya, 3,5 dakikaya da daha kıvamını indireceğiz. Kıvamını bulduk, 3,5 ideali. 3,5 ideali çünkü insanların izleme süreleri var. Şimdi ben aslında şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilesin. Bunlar hedef kitleye ulaşma araçları. Araç değişiyor. Netice itibariyle konvansiyonel basın vardı. Neydi bu? Basılı kağıt, işte karasal yayın yapan televizyonlar, işte dergiler, şunlar. Artık dergilerin esamesi okunmuyor. Şimdi ne var? Tamamen dijital medya. Ama bu dijital medyaya içerik üretecek olan kim yine? Gazeteci. Gazeteci. Şimdi siz bir kedi videosu şudur budur izliyorsunuz ama bir konu hakkında işte mesela diyelim ki Bursa'daki bir gelişme, Bursa'daki bir olay, Bursa Spor'la ilgili bir gelişme, ulaşım, su fiyatlarının geleceği, işte Türk Metal işçilerinin sözleşme süreci veya başka bir magazinsel yorum, okuyucu bunu bekliyor ya da izleyici demeyeyim, okuyucu bizim eski kalmış alışkanlık, bunu bekliyor sizden. Acaba Süha ne diyor yani? Şimdi tamam bu transfer var. Bu topçu geldi işte bilmem defans oynuyor, savunma oynuyor. Şurada nasıl ama? Süha ne diyor bu konuda?
İşte İnsanlar burada da onu, özgün içerik ön plana çıkıyor. Özgün içerik. Evet. İçerik üreticiliği. En önemlisi şey. Yani o yüzden gazetecilik netice itibariyle ölür mü, ölmez mi? Dijital gazeteciliği evet. öldürüyor mu? Gazetecilik ölmez. Çünkü şimdi bir de gazeteciler, mesela özellikle bizim gibi yerel gazeteciler kentin hafızası. Bizler hafızayız. Şimdi kaç tane başkan geçirdin? Saydın mı hiç? Ya 1997'den itibaren kaç hepsi... tane geçti? Yani saymam lazım da herhalde bir 15-16 olmuştu. Olmuştu temiz. İşte mesela 5 tane büyükşehir belediye evet. başkanını tamam. gördük. 5 tane büyükşehir belediye başkanı. Bakalım merak ettim. Ha, yani gördük. O dönemde neler oldu? Yani gazetecinin yani siz hafızası konuştun. Da kullanılmalı. Tabii o kent hafızası birikim. Gazetecidir işte. O birikim geçmişle birlikte o yorumu yapabiliyor. Siz 2012 yılında burada Bülent Arınç Başbakan yardımcısıyken hızlı tren temel atıldı, 2016'ya sözünü verildi bilmezseniz bugün hızlı trenle yapacağınız ilgili değerlendirme biraz boşlukta kalır. Çünkü olayın bir background'unu, arka planını, nasıl oldu, ne gelişmeler yapıldı. Bugün işte tarihi kültürel mirasın geçmişi, UNESCO mücadelesi nasıldı bunları bilmeniz gerekiyor ki yeniyi de ona göre yorumlamak, onun üzerine katarak. Hatta espri anlatılır ya işte adamın biri çok önemli bir cihaz bozulmuş. Tamirci çağırmışlar. Adam gelmiş, iki tık tık bir vidayı sıkmış. Hadi eyvallah şu kadar da fatura atmış önüne. Ya bir şey yapmadın ki demiş. Ama... Çok şey yaptım diyor. Orada 40 yıl ve iki tık tık evet. var üzerinde. Yani şimdi işte öyle gazetecilik de o birikimin, kent hafızasını oluşturma veya bir Bursa Spor hafızasını oluşturma. 16 başkan görmüşsünüz. Evet, 16 başkan görmüşsünüz. Yani şimdi 16 başkan gören bir adamın değerlendirmesiyle siz mesela şu anki başkanla ilgili tabii. yaptınız. Ha işte Bursa Spor nasıl gelişti, büyüdü, şey yaptı. O yüzden gazetecilik sizin de vurguladığınız gibi içerik üreticiliği asla ölmeyecek. Yani bu içerik üreticiliğinden kastım şu. Video çeken kameraman, fotoğraf çeken fotoğrafçı, yorum yazan muhabir ya da köşe yazarı. Bunların her zaman ihtiyaç duyulacak. Ve bunlar önümüzdeki dönemde de gazeteciliğin kim daha özel özgün içerik üretirse o daha ön plana çıkacak. Yani şimdi bugün kusura bakmayın Türkiye'de gazeteciliğin neredeyse %70'i 80'i kopyala yapıştır yapılıyor. Birkaç tane ajans haber kaynağından bir havuz gibi bir şey oluşuyor. İnsanlar oradan kopyalayıp yapıştırıp neredeyse internet sitelerine bakıyorsunuz. Site birbirlerinin benzeri haberler. Dolayısıyla insanlar özgün içerik arıyor. Ne diyor? Dikkat ederseniz bugünlerde birkaç tane site ön plana çıkıyor. Ya yabancı siteler bile bugün mesela IndiTürk, Deutsche Welle, BBC'nin siteleri daha çok okunmaya başlandı. Niye? Çünkü temel gazetecilikle ilgili özel özgün içerik üretmeye başladılar internet sitelerinde. Bir bakıyorsunuz ister istemez sizi o tarafa doğru götürüyor. Okuyorsunuz haberi. Tam da bu noktada aslında şöyle de bir gerçeklik ön plana çıkıyor. Aslında Twitter'la beraber herkes kendinin gazetecisi olmaya başladığı gibi bir söylem vardır ya. Şimdi biz hep şunu da söyleriz. Evet gazeteci olmanız için ya da işte bir televizyoncu olmanız için bir kuruluşun olması gerekiyor. Ve bu kuruluş altında çalışmanız gerekiyor. Galiba bu dijitalle birlikte, yeni medyayla birlikte tam tersine dönmeye başladı mı? Ne dersiniz? Dönüyor. Çünkü sizin Twitter'dan yazdığınız yorumlar yine aslında gazeteci kimliğinizde yazdığınız yorumlar ve özgün içerikler. Şimdi bunun devamında gazetecilerin araya mecra, ama, evet. gazetecilerin YouTube kanallarını açmasıyla birlikte aslında oradan yaptıkları yayınlar bir kanala ya da bir logoya bağlı olmadan o gazetecinin background'uyla ilgili, geçmişiyle ilgili yaptığı çalışmalar aslında o gazetecinin artık logolaştığını da bize gösteriyor. Tabii. Bu çok yani markalaştığını gösteriyor. Şimdi bu konuyu iki yönü var onun. Birinci yönü şu. Şimdi dünyada yurttaş gazeteciliği diye bir kavram gelişiyor. Siz bir internet siteniz var. Okuyuculara yorumları açıyorsunuz. O altına o yorumları ekliyor. Ayrıca haber üniteli bölümleri de var. Oralara da yurttaş gazeteciliği yapılıyor. Yani aktif olarak, interaktif olarak haber merkezinin veya internet sitesinin içindesiniz. Bu bir. İki, bir herhangi sizin vurguladığınız herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın gazeteci. Şimdi geçtiğimiz gibi bu bizde bu kadar daha yeni yeni çıkıyor ortaya da Amerika'da bunda çok var. House of Cards diye bir dizi var Netflix'te. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli yeri nere? Beyaz Saray'da. Beyaz Saray'a akredite olmuş blog yazarları var. Blog yazarı yani bir bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray'a akredite olmuş.
Demek ki gazeteciliğin niteliği. Yani kendi bloğunu yazıyor. O bloktaki yazar Beyaz Saray'a girebilme hakkına sahip. Demek ki bu bireysel kurumlardan arınmış, bu böyle büyük yapılardan arınmış gazetecilikte önümüzdeki günlerde ön plana çıkacak. En anlı şanlı gazeteciler bile bugün işte Ertuğrul Özkök'le bir dakika falan diye şeyler yapmaya başladılar, programlar yapmaya başladılar. Çünkü çok çabuk tüketiliyor abi. Evet, evet. Tüketiliyor. Yani çok çabuk. Evet ve bir alan açıyor aslında yani. Çünkü bu yeni, çok önemli kuşak, bir evrim. Yeni kuşak şöyle bir şey. Yeni kuşak çok çabuk sıkılıyor. Mesela neden? Geçen gün de bunu spor servisinde de konuştuk. Birkaç yerde de yine gündeme gelmişti bu. Mesela futbolda şu tartışma var. Z kuşağı ve ondan sonraki gelen yeni nesil diyor ki futbol maçı çok uzun. 90 dakika çok uzun. Bunu işte 45, 50, 60 dakikaya bitirelim. Yani benim akşam markajı 1,5 saat sunmam onlar için var ya zul onu izlemek. Evet. Ama hap şeklinde minik bir kısa pas programını çok daha fazla seyrediyor. Evet. Niye? İstediği bilgiye orada ulaşabiliyor. Bu çok önemli. Az önce Namık abinin söylediği, özür diliyorum sözünü kestim. İnsanlar şuna bakıyor. Bir, bu adamın deneyimine, bu adam ya da bu kadın, bu yorumu yapan kişi nasıl bir bilgi birikimine sahip ve bunu özgün bir şekilde nasıl bana verebiliyor? En doğru bir şekilde. Bir kere güvenilirlik. Güvenilirlik en önemlisi. Gazetecinin güvenilir olması lazım. Yani bültenden uzak kendi yorumunu yapabilecek, kendi yorumunu yapması için de o bilgi, birikim ve deneyime sahip olması lazım. Şimdi ben politikayla ilgili bir şey konuşmam. Politik bilgi benim kendi dar ağacımdadır. Ama sporla ilgili günlerce konuşurum sizinle. Çünkü niye? Benim kanalize olduğum, bütün gün, günümün 8 saati, 9 saati, ömrümün neredeyse tamamının geçtiği alan spor ve Bursaspor. O anlamda uzmanlaşma ve o uzmanlaşmanın verdiği teknolojiyle kullanabilirsiniz. Gazeteyi de kullanabilirsiniz. İnternet sitelerinde kullanabilirsiniz. Sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. En kısa şekliyle. Aslında bu mesleğin yararına olan en güzel şey. Tabii çok ki. Çok kıymetli. Yurt dışında ki. Böyle ve Türkiye'de de artık biz bunun örneklerini biliyoruz. Çok iyi isimler takip ettiğimiz kanallarla birlikte, gazetelerle birlikte takip ettiğimiz isimler oraları bırakıp aslında kendi analizlerini yapmaya, anlatmaya, gazetecilik yapmaya, haberi anlatmaya, yorum yapmaya devam ediyorlar. Bu da kıymetliydi. Bunu da altını çizmemiz gerekiyordu bence. Meslek adına önemli bir şey. Son mesajlarınızı alalım ve kapatalım. Neler söylersiniz? Buyurun. Son mesajım şu olacak aslında yine 10 Ocağı dönersek. Evet. Gazeteciler aslında ben geriye doğru 40 senemi doldurdum. 212 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan gazeteci olarak. Yani kadrosuz çalıştığım işte kaşeli. Onu saymıyor musunuz? Onu saymıyor. Tamam. Ben 40 yıldır 212 sayılı yasaya göre çalışıyorum. Şimdi benim söylemek istediğim hiçbir dönemde ben bu geçmiş 40 yıla baktığımda bu dönemki kadar kötü şartlar görmemiştim. Yani gazetecilik hem mesleki özgürlük anlamında hem haklar anlamında aldıkları ücretinden tutun da sosyal haklara kadar hiç bu kadar kötü olmamıştı. O yüzden şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünlerde çok önemli bir kanun görüşülüyor. Bir meslek kanunu olmayan öğretmenler de onlar da elde ediyor. Yani şimdi bugün avukatın meslek kanunu var, baroya bağlı çalışıyor. Doktorun meslek kanunu var, tabip odası var. Efendim, mühendislerin var meslek kanunu, mali müşavirlerin var, şimdi öğretmenlerin de var. Gazetecilik diye bir meslek kavramı yok, meslek tanımı yok. Yani bu meslek tanımı olmadan bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim gazetecilik örgütleri bölük pörçük yapılarda hiçbir zaman bir araya gelip bir olamıyorlar. Yani onların bir güç oluşturma, bir işte hükümet veya meclis yasama organı üzerinde sorunlarını dile getirme anlamında. Buna yani bu sıkıntılarımız var. Çok büyük durum halde. O yüzden de bizim de bir meslek kanununa ihtiyacımız bugün var. De gazetecilik son meslek olsun. Tanımı. Kesinlikle. Buyurun Süha Bey, son mesajınızı alalım. Bir kere çalışan çalışmayan gazeteci ayrımına ben katılmıyorum. Evet, maaşlı olarak çalışmıyor olabilir, dışarıda kalmış olabilir. Biz şu an maaş çalışabiliyoruz. Üçte ama biri çalışıyor gazeteci. Üçte biri çalışıyor. Mesleğine sahip ama insan. Şunu söyleyeyim, gazetecilik insanın içindedir. Yani o hiçbir zaman kaybolmaz. Evet, herkes evine gittiğinde de gazeteci. O hiçbir zaman kaybolmaz. O yüzden ben buradan tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Sizlerin aracılığıyla. Bir de şunu söylüyorum. Ajanslardan, bültenlerden kurtulsunlar ve özgün içerikleri takip etsinler. Yani buradan benim herkese verebileceğim mesaj bu.
O zaman bunu yapabilirsek, bak bu zaman yani o bunu eğer hepimiz gerçekleştirebilirsek ve izleyiciler de, tüketenler de, bunu okuyanlar da, internet kullanıcıları, gazete okurları, radyo dinleyenleri, televizyon izleyenleri vesaire, bunların hepsini eğer bu dediğim şekilde özgün içeriklere ulaşmaya çalışırlarsa, inanın o bülten haberlerinden kurtulurlar. Bizim şirketlerimiz gibi şirketler daha fazla eleman istihdam etmek, muhabir almak durumunda kalır. Çünkü talep gelecek. Biz de böylece mesleğimizi daha güzel ve daha adına yakışır bir şekilde yapma şansını buluyoruz. Evet, işin özüne inilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir gündü bizim için. Sizin de kutlu olsun bu arada. Çok teşekkürler. Çok sağ olun diyoruz efendim. Bütün Satırbaşı program ekibi adına teşekkür ediyorum. Evet. Noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.